Geçtiğimiz hafta gerçekleşen 94. Oscar gecesinde, Will Smith'in komedyen Chris Rock'a attığı tokat, ödül törenini gölgede bıraktı. Yaşanan bu olay sonrası ise, Sevda Demirel'in tokadı yine gündeme geldi. 2002 yılında Hande Ataizi ve Cem Davran'ın sunuculuğunu üstlendiği, iki kere Kiki programına Arto ile konuk olan Sevda Demirel, program süresince Ataizi ile polemik yaşamıştı. Arto'nun iğneleyici yorumlarıyla ikili arasındaki gerilim programın ilerleyen her dakikasında arttı. Ve en sonunda da Demirel, aşk kadını tartışması esnasında kendisine hakaret eden Ataizi'ye "Ne dedin sen?" diyerek sert bir tokat attı. Sevda Demirel'in tokadı sadece stüdyoda değil, Türkiye'de de yankılandı. Günlerce ana haber bültenlerinde konuşuldu. Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen tokadıyla hafızalardaki yerini koruyan şarkıcı ile bir araya geldik. İstanbul Dragos'ta gözlerden uzak bir hayatı olan Demirel, şiddete karşı olduğunu vurgulsa da, Hande Ataizi'ye attığı tokattan pişman olmadığını söylüyor. "Nerede bir tokat atılsa ben konuşuluyorum. Bu galiba mezara kadar böyle gidecek. Buna engel olamıyorum, o yüzden artık tiye alıyorum, eğleniyorum. Bugün tekrar bakınca da Will Smith'in tokadından daha da sert vurmuşum, her kadın çok mutlu olur. Dünya gördü ki, Will Smith karısının bu zayıf durumunun asla konuşulmasını istemiyor ve eşini koruyor. Her kadın sahiplenilmeyi sever ama asla tokat atmasını istemezdim, benim davam çok başkaydı. Bana atılan bir iftira ile günlerce mücadele ettim ve aklandım. Aklanmış olmama rağmen bana edilen bir hakaret vardı. Hande bu olayın yaşanması için beni zorladı, ben de dayanamadım, üzüyor tabii. Hedeflerimi ve hayallerimi bir kenara itti. Ben ne yapsam, tokadım konuşuluyor. Bu olaylardan sonra bazı insanların gözünde sempati kazanmış olsam da, kariyerimi çok baltaladı aslında. Ben şarkıcılık ile başladım kariyerime, sonra modellik ve oyunculuk geldi ama bu tokat ile çok tökezledim. Tokat olmasaydı belki daha ağır sözcükler kullanıp stüdyodan çıkabilirdim ama o dönem gençtik, kanımız hızlı akıyordu. Deli, doluydum. Herkesin böyle bir dönemi var, Hande'yi görsem şapur şupur öpeceğim. Gülüyor, Etiler'de, AVM'de karşılaştık. Yüz yüze geldik, kaçtı benden. Hızlı hızlı koştu. Ben de arkasından bağırdım, kız kaçma vallahi seni dövmeyeceğim, alışverişi yap diye. 20 yıldır kabusu oldum, evet, kendime kızıyorum. Elle tutulur işler yapamadım. 3 albüm, 1 single çıkardım. Sinema filmleri ve dizilerde rol aldım. Kenan Doğulu ile "Hiç Bana Sordun Mu?" dizisinde başrolü paylaştım ama sürdüremedim. Ya seksiliğim ya da tokadım işlerimin önüme geçti. Benim de stratejik hatalarım oldu tabii. Yanlış kişilerle, beni istediğim noktaya getiremeyecek insanlarla çalıştım. Bizim dönemimizde çok başarılı ekipler, PR'cılar yoktu. Müzikle ilgili bir şeyler yapmak isterken istemediğim şeyler yaşadım. Ben de bazı şeylerin çok üzerine gitmedim.